Dalga frekansları. Hep duyduk son yıllarda. Hatta bunun üzerine bir sürü çalışmalar yaptık. İşte beta dalgası, alfa dalgası, teta dalgası, delta dalgası. Son yıllarda işte alfaya geçmek, teta'ya geçmek. Bu anlamda bir sürü duyumlar alıyoruz, çalışmalar yapıyoruz, eğitimlere gidiyoruz. Çok güzel. Ben çok basit olarak şunu söylemek istiyorum. Beta, günlük yaşam içindeki açığa çıkarttığımız dalga frekansı. Ve beta'da birazcık gerildiğimizde çok hızlı ve kötü açığa çıkış olur ve çok kötü de geri dönüş alırız. Aslında gün içinde hep alfada kalabilmek lazım. Bunu başarmak kolay mı diye. Çünkü toplumumuza baktığımızda toplumumuz genellikle beta frekansında yaşıyor. O zaman bizler alfaya geçiş sağlarsak bütün toplumun alfaya geçmesini, alfadan izlemesini sağlarız. Alfa dinginliktir. Alfada öğrenim çok daha hızlanır, çok daha güzel olur. Çok daha hızlı açılımlar olur. Onun için herkesi alfa frekansında yaşamaya, hatta daha derine teta'ya geçmeye davet ediyorum. Çünkü ulemalar ibadet ettiklerinde, bu bütünlüğü yaşamak istediklerinde çoğunlukla teta frekansına geçiyorlar. Biz de bunu en azından bir namaz kılarken veya bir kitap okurken veya Kur'an'ı okurken veyahut da derin düşünürken bu frekansı yakalamaya çalışıp çok daha hızlı geri dönüşler alabiliriz. Onun için de bu frekansların neler olduğunu iyi öğrenmemiz gerekiyor.